أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. Risale-i Kutsi sayfa 536. Cemaat-i Müslümini iyi dinlemeye çalışalım, bir şey kaçırmamaya çalışalım. Cenab-ı Hak cümlemize kabul kulağıyla dinleyip dinlediklerimize de amele muvaffak eyle. Her zaman dinlenmesi lazım, her zaman işitilmesi lazım. Efendi Hazretlerimiz Kudüs-ü Ruh bir keresinde buyurdular ki, Efendi babam buyurdular ki, Kudüs-ü Sucuhuma, sevgili Efendi babamız Ali Yolu Kacar'ın kızı Kavi Kudüs-ü Sucuhu. Beden ruhun aynasıdır, ruh da Mevla'nın aynasıdır. Bunu aranızda çok müzakere edin, buradan çok kapı açıldı bana. Acayip bir şey kardeşlerim. Bedenin her gün şeye ihtiyacı var, yemeğe içmeye ihtiyacı var. Her gün. 30 yaşındasın, 40 yaşındasın, 40 seneden beri yiyorsun. Bir sabah kahvaltı etmesen, bir gün aç durursan sanki hiç yememiş gibi yürürsün. Çünkü ihtiyacın var. Geçelim ruha şimdi. Ruh da öyle. Her zaman ihtiyacı var. Kâle Allahu Teâlâ, kâle Rasûlullah, kâle Ehlullah. Hep ihtiyacı var. 40 senelik ihvansın. İhtiyacın var. Vallahi ihtiyacı öyle. 400 senelik çam ağacı yağmur yağmasa, güneş çalmasa, gıdasını almasa kurumaya bak. 400 senelik çınar ağacı kökler nereye gitmiş ama gıda almıyor. Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e sürü buyururlar ki, nasıl ki bağların, bahçelerin, çiçeklerin, meyvelerin devamlı yağmura, güneşe ihtiyacı var, insanoğlunun kalbinin ona olan azalarında devamlı nasihat yağmuruna ihtiyacı var. Ya Rabbi dostlarının anlayışından bize de ver Ya Rabbi. Efendimizin kelamı kardeşlerim. Salik iki Kudüs'e sürü. İki gün sohbet dinlemezse yavaş yavaş sökülmeye başlar. Ruhun gıdası. Bir Allah'ın kulu iki gün yemek yemese yavaş yavaş halsiz kalmaya başlar, ondan sonra yatar yatağa, bitti. Hiçbir iş yapamaz. Neden? Yemek yememiş. Ruh da gıdasını almayınca vazifelerini yapamaz, bitti. Şahin Akşemendil Buhari Hazretlerimiz ne buyurmuş? Tarikuma sohbetest. Bak bak bak. Biz bunu anlıyoruz zannediyoruz. Bizim yolumuz sohbet yoludur. Sohbet var, yoldasın. Sohbet yok, çıktı yoldan insan. Çıktı yoldan insan deyince aklına çeşitli bir şeyler gelen insan. Ne demek?
dersini yapıyordu, bıraktı. İşte bu yoldan çıkmak değil mi bu şimdi? Sabah namazdan camiye cemaate gidiyordu, bıraktı. Kuşluğu işra bekliyordu, bıraktı. Her gün Kur'an okuyordu, bıraktı. Baba bak, neden? Sohbet dinlemedi de ondan. Ya Rabbi sohbetlerden ayırma ya Rabbi. Bir de evde de gene ayrıyeten çolukla çocukla okumak lazım bunları. Evde de gene ayrıyeten okumak lazım. Hiç unutmuyorum. Bir ikvanımız vardı Bursa'da. Hayrettin Efendi. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra bir kere sohbetteydik bir eve. Evde sohbeti sohbetten sonra birkaç kardeşimizden görüşüyoruz. Geldi. Hocam diyor müsaade edersen diyor ben eve gitmek istiyorum dedi. Dedi evde şu anda hanım bekliyor Risale-i Kutsu'yu okuyacak yatarken diyor. Hiç onu unutamıyor. Allah Allah maşallah maşallah. Allah razı olsun. Onlar kazandılar gittiler ya Rabbi bize de kazananlardan eyle. O Hayrettin Efendi'nin bir şeyini söyleyeyim size. Bir hal vardı çocukta uçağa binemiyordu. Ömreye gelmek için de bayılıyor ama ağlıyor sızlıyor. Ondan sonra işte neyse aldı bileti gelecek kafileyle beraber anlatıyor. Hocam uçaktan diyor öldüm gelene kadar ağlıyor sızlıyor oynuyor sağa sola kendimi diyor şeyden camdan aşağı atasım geliyor diyor. Niye anlattım bunu size? Kardeşlerim şükür edelim Mevla'ya. Sen uçağa binince çay içiyorsun, kahve içiyorsun. Mışıl mışıl uyuyorsun. Hiç aklımıza geliyor mu bu nimettir? Uçağın içinde uyumak nimettir. Uçağın içinde çay kahve içmek nimettir. Ondan sonra Allah demek nimettir. Hiçbir korkun yok. Vallahi bir kere aklımıza gelmiyor. Yani uçak içinde uçak kalktı. Ben korkmuyorum. Elhamdülillah ne nimet. Korksam uçaktan aşağı kendini atmaya çalışırım. Kimsenin aklına gelmez ki böyle. Nimet zıttı ile belli olurmuş. Bak, her şey böyle kardeşler. Soluk alamayan var. Dün birisinden karşılaştım. Bak ne diyor biliyor musun? Vallahi o kadar acayime gitti ki. Yenişehir'de ondan sonra bir kardeşimiz. İhvan, hocam dua et dedi. İki aydan beri uyuyamıyorum dedi. Ne oldu dedim. Hocam bir hal oldu uyuyamıyorum diyor. Şeker de çıktı şimdi diyor. Bir hastalığı daha söyledi. 2-3 ay içerisinde bunların hepsi zuhur etti. Dedim bir şey diyeceğim sana. Bak dikkat et. Dedim 2 aydan beri hiç uyuyamıyorsun. Peki dedim. Bir insan 5 saat uyuyor. Mırıl hiç ses yok, seda yok. Bir kalkıyor 5 saat 6 saat. Bu adam dedim teheccüd namazını kılmazsa. Ondan sonra rabıtasını murakabasını yapmazsa. Zikrullah'ını tamamlamasa buna ne dersin? Ne dedi biliyor musun? Çok ağır fetva verdi. İlanlık dedi. Vallahi öyle dedi baba. Ama bu nefis öyle bir şey ki. İlanlık der, sağlam olur, o da aynısını yapar gene bu sefer. Nefis çok acayip bir şey. Ama çok acayip bir şey kardeşlerim. Rabbim ona uymaktan muhafaza etsin. Bir şey diyeyim mi size kardeşlerim? Nasıl ki doktora gidiyorsun, hiç haberin yok, sende şeker varmış diyor, aa diyorsun. Şu varmış diyor, oo diyorsun. Bilmem ne varmış diyor, hiç haberin yok. Kaç tane hastalık söylüyor sana. Oluyor mu, olmuyor mu? Bu nefsi emmarede öyle hastalıklar var, öyle cambazlıklar var. Vallahi birisinden haberimiz yok. Yerini buldu mu çıkarır. Onun için Allah'ım onun şerrinden muhafaza etsin. Sen dersin bende hiçbir şey yok. Bu nefsin hilesi, kadri çoktur, mehali yerleri çoktur. Var işte var. Bir mektubu şerif var. 1,5 sayfa nefsi emmare hakkında. Subhanallah inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Anlatıyor İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudret-i Ruh. En sonunda şu hadisi kutsi okuyor. Adi nefseke fe inneha intesebet li muadati. Kulum nefsine düşman ol çünkü o bana düşmanlıkta dikildi. Sen şimdi dersin ki ya nasıl olur bu ya? Ya nasıl olur? Düşmanlıkta dikildi. O dikildim demiyor ama ben çok yumuşakım diyor falan filan. Bak nasıl dikiliyor şimdi ben sana anlatayım.
Adam diyor ki ben sabah namazına kalkamıyorum hocam. Ya bu uzun geceden de mi kalkın? Evet kalkamıyorum. Ya gayret et. Ya var Mevla'ya kalkarsın inşallah. Çok denedim hocam. Bak şimdi nasıl kalkacak? Bak şimdi nasıl kalkacak? Bana bak sabah namazını camiye, sabah namazına kalktın evde kılarsan 5 milyon. Camiye cemaate gidersen 10 milyon. İşrada beklersen 20 milyon. Evde mi kılar, camide mi kılar? İşra bekler mi, beklemez mi? Hani ne olduğunu şimdi? Demek ki parayı sevdiği kadar Allah'ını sevmiyor. Öyle mi? Cambazlık mı değil mi bu şimdi? Edepsizlik mi değil mi kardeşlerim? Allah'ım elimizden tutsun. Ben dersimi yapamıyorum. Yahu gayret et, olur inşallah. Yalvaralım Mevla'ya, olur inşallah. Hocam çok denedim. Bak nasıl yapacak. Al tesbih eline. La ilahe illallah 1000 lira. 100 defa dedim 100 bin lira. Ne? 100 bin lira. Bir tesbih çekildi 100 bin. Bu adam telefona bakar mı gündüz? Ne var? Hep böyle yapıyor. Kafayı da sallıyor. Buyur. Hani zikredemiyorsun? Para için ediyor, Allah için etmiyor. Öyle mi yavrum? Ulan para ne? Para ne? Tamam, Allah kimseye muhtaç etmesin. Dünyanın tamamını verseler gözümüzü vermeyiz, elimizi vermeyiz, ayağımızı vermeyiz. Donatmış Mevla. Bu kadar nimeti veren Mevla, işte kardeşlerim, Allah elimizden tutsun. Bana bak, bizim suçumuzdan başka, kusurumuzdan başka hiçbir şeyimiz yok. Ya Rabbi, onu anlamak için, görmek için göz ver bize ya Rabbi. Amin. Anlayış ver bize ya Rabbi. Amin. Evet. 536. Budur adab ehlullah, sükut et. Gözün yum iki alemden hemen git. Ayakla nefse bas, hakka gel git. Sivayı aradan at, şaha gel git. Hemen dergâh hakka gel giydenin cemali ve kemali serinine. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin dostları bizden evvel dünyaya geldiler. Çalıştılar, çabaladılar, hakikate erdiler. Sonra bizim gibi aciz evlatlarını âmâ ve sağır bırakmamak için eserler yazdılar. O eserlerden ayrılmayalım. Mevla Teala'nın dostlarından ayrılmayalım. Şeytan rahat durmaz. Nice insanları ayırmıştır. Biz onların yanında hiçiz. Bak bak bak. Öyle kardeşlerim. Ne kadar ayrılanlar var. Ne kadar kayanlar var. Ne kadar cayanlar var. Şu sohbetleri 5 sene, 6 sene medresede kitapları okumuş. Okumu çocuk. Ondan sonra biliyoruz Hristiyan oldu diyorlar. Vallahi böyle. Kimi Vahabi oluyor. Kimi Şia oluyor. Ya Rabbi hocalarımızı muhafaza eyle. Amin. Talebelerimizi muhafaza eyle. Amin. Çoluğumuzu, çocuğumuzu muhafaza eyle ya Rabbi. Dostlarının yolunu bulurdun, ayırma ya Rabbi. Biz onların yanında hiçiz. Büyükleri bize tembih ediyor. Tutarsak büyük adam oluruz. Kadın erkek kim olursa olsun büyük insan olur. Rabbim söz tutanlardan eylesin. Budur adab ehlullah, sükut et. Allah ehlinin, Allah dostlarının edepleri sükut etmektir. Uslu olmaktır. Sükut. Men samete neca. Kim sükut etti, kurtuldu. Men kesüre kelamuhu. Kimin sözü çok olursa, kesüre sakatuhu. Onun düşüşü çok olur, yanlışı çok olur. Rabbim az konuşanlardan eylesin. Amin. Bazıları çok konuşur. Ya az konuş, zorla kendini biraz ya. Hiç durmaz ama. Bir keresinde şöyle bir şey oldu. Hane-i Saadet'teysin Uludağ'da. Kaç sene oldu bu? Ondan sonra dediler ki İstanbul'dan birkaç, iki tane hoca efendi gelecek dediler. Ondan sonra hocalarımızdan iki kişi gelecekmiş. Ondan sonra oradaki hocalarımız da bekliyorlar onları. Bir şey görüşülecek herhalde, tam bilmiyor. Bayağı bir geciktiler. Neyse geldiler. Ne oldu, geç kaldınız bayağı. Sorma hocam diyor. Ne oldu dedim. Hocam diyor İstanbul'dan çıktık diyor, arkadaşlar konuşurken diyor. O Yalova girişini diyor unutmuşuz, geçmişiz diyor. O zaman otoban da yoktu. Ondan sonra diyor Adapazarı'na gittik o tarafa diyor.
Atapazarı'nın kavşağına diyor. Orada geçmişiz o zaman konuşurken diyor. Bolu'ya doğruyum. İyi dedim, Bolu'ya gitmediniz. Ta Bursa'ya kadar hep konuş. Kardeşim dersin var ya. Hatta şöyle diyeceksin. Yarı yoldan sonra diyeceksin ki Ahmet, Mehmet kardeşim biraz da sen kullan arabayı da ben de dersim yapayım. Böyle ya. Ya tamam konuş bir şey dedik ama bir 10 dakika 5 dakika bir şey konuşur insan. Kadınlar çok daha fazla konuşur. O kadar severler ki konuşmayı. Birisi böyle yapmıyor. Bıkmış. İdare edeceğiz hanımları. Onların da çok işi var. Efendimiz öyle buyuruyor. Çoluğu var, çocuğu var. Allah onlardan razı olsun. Bana bak, hanımını idare et. Mevla bizi idare ediyor. Biz de hanımlarımızı idare edelim. Tehallakû bi ahlâkillâh. Hanımlar da erkeklerini idare etsinler. Öyle kardeşlerim. Önemli bir şey, çok önemli bir şey. Bir yerde bir kardeşimiz sohbete gidilmişti. Hocam bir derdim var sana, yani açmak istiyorum, işte bir görüşelim. Olur, geçtik odaya. Başladı hanımını anlatma. Hanımı da hoca hanım tabii, kendisi de hoca. Baktım, ooo, evlendiğinden tam bu yaşa kadar artık kaç, 9 sene olmuş, 10 sene, hepsini anlatacak bana. Dedim bir dakika, bir şey soracağım sana. Sen dedim, tarikat derslerini yapıyor musun? Böyle mi? Hocam dua et. Teheccüde kalkıyor musun? Hocam dua et. İşte şunu yapayım. Dedim hanım mı sana karşı daha çok suçlu, sen mi Mevla'ya karşı çok daha suçlusun? Hocam Allah razı olsun anladım diyor. Musa dersen ben gideyim diyor. Elhamdülillah ben de kurtuldum, o da kurtuldum. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor kudusuru. Sana birisi bir şeyler ettiği zaman, bir kusur yanlış ettiği zaman senin Mevla'ya olan kusurlar aklına gelsin. Rabbim becerirsin kardeşlerim. Efendimiz kürsüde şöyle bir kıssada anlattı. Bir kere kabir nakli yapılacakmış. Kabir nakli yapılacak. Şimdi erkekse ona göre muamele yapılacak. Kadınsa ona göre muamele yapılacak. Ama bir kemikleri kalmış şimdi. Bilmiyorlar kadın mıdır, erkek midir? Demişler Nasreddin Hoca'ya soralım. Gitmişler Nasreddin Hoca'ya, demişler hocam durum bundan ibaret. Bu kabirdeki kadın mıdır, erkek midir? Ne yapacağız şimdi? Evladım demiş, çene kemiklere bakın. Eğer aşındıysa kadındır demiş. Çok gülerdi bunu anladığında. Evet. Uslu insan yalan demez, gıybet etmez, sövmez, iftirada bulunmaz, boş konuşmaz. Biz de ehlullah olalım. Ehlullah neyle olur? Sükut etmekle olur. Efendimiz Hazretlerimizin hayatı sükut. Bir mektubu şerif var. Hayatı sükut cemaatimizin. Orada bir ibare var mektubu şerifte. Kısadan bir bakalım mektubunun orasını okumuş olalım. Sükut hakkında bir mektup var. Mektubattan da okunmuş olur hem. Tamam. Bulabilirsek. Az bir şey. Evet. Tamam, mektubu şeriften de tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayfa 199. Ve kema nasıl ki enne fîhâ ulâil ekâbir kudretün kâmiletün, nasıl ki bu tarikatı Aliye'nin büyüklerinde tam bir kudret vardır. Efendimiz'in şöyle bir kelamı da var. Bu tarikatı Aliye'nin büyüklerine Mevla'dan bir kudret vermiş Mevla. Bir tasarruf yani. Ala âtâin nisbeti sadike nispet verme kudreti vardır. Ennehum yemnehune talibel sadık
Onlar sadık olan bir talibe bahşederler, verirler. Bil huzur ve şuur fi müddetin kaliletin. Nasıl ki bu Allah dostları bir salike, Allah yolunda çalışan bir salike Mevla ile bir huzur verirler. Bir beraberlik verirler. Ondan sonra fihim kezalik nasıl bunu verdikleri gibi bir salayetleri var, bir tasarrufları var. Gene fihim kezalik fihim aynı şekilde onlarda vardır. Kudretün taammetün ala selbi tilke nispeti fihim. Tekrar o saliklerden Mevla ile beraberlik nispetini gerisi geriye almak kudretleri de vardır. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Yecalune sahiben nispeti müflisen biterkil edebin vahidin. Bu yolda bir edepsizlikten dolayı bütün nispeti tekrar geri almaya hakları vardır. Ya Rabbi cümlemizi muhafaza eyle. Ya Rabbi cümlemizi muhafaza eyle. Onlar bizi idare ediyorlar. Baştan aşağı idare ediyorlar ama işte bu edepsizlik meselesi başka bir şey. Cemaat-i Müslümin. Nam. Burayı kısa bir misal söylemiş olalım. Hiç unutmuyorum. Bayağı oldu bir yere cenaze namazına gittik. Bir imamın biri namaz kıldırıyor. Şalvarlı, cübbeli, sarıklı, sakallı. Ondan sonra dedi ihvan. Yani öyle şey yaptık. Dedim namazdan sonra bir kısa gör. Namazı kıldırdı. Hiç bakmadı tarafına bir şey. Yahu hiç tanımadım imamla bile görüşüyoruz mesela. Öyle hani insan bir misafir geldiyse bu şey. Ondan sonra çıktı gitti. Oradaki ihvanın birine dedim. Ya bu arkadaşta bir durum var galiba dedim ya. Var dedi hocam dedi. Ne var dedi? Hocam kuvvetli hafızdır dedi. Kurra hafızdır dedi. Burada dedi parmakla gösterirler dedi. Yok öyleydi de yok böyleydi de. Oradaki o bölgedeki görevli hocamız vefat etmiş. Efendilerimizin görevli hocamız vefat edince bu demiş bunu bana verirler. Bunun görevini bana verirler demiş. Efendilerimiz başkasını görevlendirmiş. Gitmiş bütün kağıtları gerisi geriye vermiş. Anlaşıldı. Ya Rabbi edepsizlikler muhafaza eyle. Ya Rabbi seni muhafaza eyle. Ya innellezî yu'tûne ye'huzûne. Nasıl olur bu dersen bu büyüklerde verme selayeti olduğu gibi alma selayeti de vardır. Mevla'nın izniyle tabii. İazen Allah subhanehu min gadabihi. Allah-u Teala cümlemizi dostlarının gadabından muhafaza etsin. Min gadabi gadabından muhafaza etsin ve min gadabi evliyaihi. Dostlarının gadabından da muhafaza etsin. Ve ekser evet. Ve ekserül ifadeti vel istifadeti fi hazet tarik. Bu tarikatı Aliye'de istifade etmenin büyüklerden, onların da mürine vermenin yolu bir sükut, sükuttur. Murakabe-i Şerif baştan aşağı sükut. Rabıta-i Şerif baştan aşağı sükut. Zikrullah sükut. Abi bir dilin oynuyor Allah Allah derken diğer zaman sükut. Ve kalu dediler men lem yenfa bi sükutena keyfe yenfahu kelamuna. Bizim sükutumuzdan bir şey anlamayan kelamımızdan hiçbir şey anlamaz. Tarikat alimimizin büyükleri buyurmuş bunu. İmam Rabbani de buyuruyor. Bizim sükutumuzdan bir şey anlamayan kelamımızdan hiçbir şey anlamaz. Ya Rabbi sükutlarından anlamak nasip eyle. Kardeşlerim hiç unutmayayım. Efendilerimiz Uludağ'a teşrif buyurmuşlardı. Bir merdivenlerden çıktı bir yer vardı böyle çıkıyor. Orada şey yaptı. Bir ikvanımız Bursa'da mübarek bir şey yani esnaf. Ne dedi biliyor musun? Çok tacime gitti. Aynı böyle yapıyor şimdi. Biraz da böyle bu kalip bir hali var. Hocam diyor Efendi Hazretlerini öyle çıkardılar diyor. Ondan sonra göster bile millete bir baktık diyor. Böyle duruyor diyor hocam. Hocam diyor vallahi aynen böyle söyledi. Vaaz etseydi, sohbet etseydi o kadar istifade edemezdim diyor. Bayıldım o sükutuna diyor ya, o şeyine, o haline.
Sohbetleri de öyle kardeşlerim, sükutları da öyle. Allah'ım istifadeye muvaffak eylesin. Amin. Bana bak, bir şey söyleyeceğim size. Bir adam iki gün acıkmış, üç gün acıkmış, bir şey yememiş. Ama bir sofra kurmuşlar, ne istiyorsa. Sofrayı önüne koydular, hiç ona ye falan demiyorlar. Sofra onunla konuşuyor mu? He? Konuşmuyor diyor bir tanesi. Sen fetvanı anlamasın fetvanı. Konuşuyor mu, konuşmuyor mu? Ne diyor? Ye beni diyor. Tam müftü. Ye beni diyor. Ha bak, acıkmış çünkü. Ya Rabbi bu yolda acıkanlardan eyle. Acıkan insan da büyüklerden istifade eder. Ama tok olursa istifade etmez. Güğme ağzına kadar kapalı ise istifade etmez. Doluysa istifade etmez. Ya Rabbi boş, boş olanlardan eyle. Ve hâze sükût lem yektârûhû bittekellifî. Bu büyükler bu sükutu zorla istemiyorlar Mevla'dan. Yani zorlamıyorlar kendini. Onlarda haldir o. Bel hüm min levazimi tarikihim. Bu tarikatı Aliye'nin levazımındandır sükut. Fe'in ibtede o teveccüha ve lekabir ilele hadiyeti. Ha, çünkü bu büyüklerin teveccühü bir olan Mevla'yadır. El mücerredeti. La yuridune bil ismi ve sıfat. Bu zatlar Allah'a utanan sıfatlarını murad etmezler. Sıfattan zata kavuşmuşlar. Diğer tarikat aliyenin şeyleri şeydir. Sıfatlardadır. Ama bu tarikat aliye kemalatın nübüvvettir. Zat-ı Pâk-ı Sübhane'ye kavuşmuşlardır. Gayre ve sıfatu gayre zat. Sıfat zatın gayrısıdır. Ve malumun ennel münasibe el mülâimi münasip olan, uygun olan lihazel makam. Zat-ı Pâk-ı Sübhane'ye kavuşmuş olan bir zatın makamına münasip olan hüve sükut. Sükuttur. Vel hars dilsizliktir. Yani konuşmazlar, sükut. Hars demek yani konuşmamaktır. Bir kere hocalarımızdan bir tanesi Uludağ'da, hiç unutmuyorum onu. Şimdi bir şey gelmiş. Bursa'nın belediye başkanı geldi. Birkaç kişi var yanında. Oradan da birkaç tane hocamız var. Hep beraber girdik. Ondan sonra efendilerimizin huzuru şeriflerine. Şimdi belediye başkanı ne yapsın? Şimdi görevli kardeşime diyor ki, görevli kardeşimiz diyor ki, efendi hazretlerimiz, kulağına hafif, efendi hazretlerimiz belediye başkanı geldi, böyle böyle sizden dua istiyor. Aynen böyle diyor şimdi efendilerimiz. Duayı yaptı, hepsi oldu tabii. Ama bizim haberimiz yok. Bir belediye başkanı da durmuyor şimdi. Diyor, diyor böyle böyle de şu da var, bu da var, biraz söyle diyor, bir şeyler söylüyor şimdi. Ondan sonra tekrar efendi hazretleri, belediye başkanı böyle böyle bir şeyler işte ne gene bir şeyler söylüyor. Böyle yaptı efendilerimiz. Belediye başkanı gene durmuyor. Ondan da anlamıyor şimdi. Biz anlamıyoruz ki o nasıl anlasın. Gene bir şeyler bir şeyler. Gene oradaki görevli kardeşimiz hafif efendilerimiz kullanan. Efendi hazretleri böyle yaptı şimdi. Efendilerimiz hazretleri gözlerini açtı. Bir süzdü bizi böyle. Yeter daha dedi. Ya kardeşlerim ya. Ben hars. Men arefallahu kelle lisanuhu. Bak. Kim Mevla'yı bilirse dili tutulur. Ya Rabbi nasıl bir şeydir, bize de tattır ya Rabbi. Müstakın. Müstakın bu onu tasdik edicidir. Ve naktim hazil makalat. Bu mektubun sözlerini sözümüzde bitirmiş olalım. Bihamdillah subhanehu Allahu Teala hamdile ve bi salati habibihi habibine salat ile elhamdülillahi rabbil alemin. Hak alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur ve sena. Allahu Teala rahmet meleklerine isfan nurlarına dua ve selam, dünya akıt meşakkatlerinden kurtuluş. Ala seyyidil mursilin, göndermişlerin peygamberimizin
üzerine olsun. Ve alinin, dairin, alinin sonu ecmain ve selam. Tamam. Mektubu şerifte okumuş oldum. Uslu insan yalan demez, gıybet etmez, sövmez, iftirada bulunmaz, boş konuşmaz. Biz de Eylullah olalım. Eylullah neyle olunur? Sükut etmekle olunur. Güneş, ay ve yıldızlar hep edep ve devaran ediyor. Güneşin, ayın ve yıldızların aklı yok, edepli. İnsanın aklı var, edepsiz. Allah Allah! Bu nasıl olur? Ya Rabbi, edepsiz olmaktan bizi muhafaza eyle. Allah dostlarının edebini susmaktır. Sen de sükut et, ağzını hesaplı aç, çuval ağızlı olma. Gözünü yum iki alemden hemen git. Gözünü yum iki alemden, dünya ahiretten hemen git. Dünya ve ahirete bakma. Allah'a bak. Allah-u Teala kendisine bakman için seni yarattı. O da sana bakıyor. Zekilenler. Rabiatül Adeviye bir gün hastalandı. Dikkat edelim şimdi. Çok meşhur bu annemiz. Rabiatül Adeviye bir gün hastalandı. Büyük Allah dostlarından kadın. Sordular ona, niçin hastalandın? O da dedi ki, cennetten perdeler kaldırılır. Biraz bakayım dedim, Mevla'dan tokat yedim. Mevla perdeyi çekmiş. Cennete hayran hayran bakarken kardeşlerim, Mevla'dan tokat gelmiş, tokat yemiş. Mevla Teala buyurmak istedi ki, sen cenneti ne yapacaksın? Benden başkasına bakma, bana bak. Onun dostu olalım. Şimdi bu hocam bunun için tokat mı yenilir? Rabiatül Adeviye annemiz, ondan sonra büyük makamı var. Ondan sonra Mevla onun cennetine bak, cennete bakmasına bile razı değil. Bana bak kulum, orayı bakma. Rabiatül Adeviye cennete baktığı için tokat yemiş. Biz televizyona bakılıyor şimdi. İnternete bakılıyor. Ya Rabbi, tutulduk bir belaya, kurtar ya Rabbi. Hocalarımızı kurtar ya Rabbi. Talebelerimizi kurtar ya Rabbi. Çoluğumuzu çocuğumuzu kurtar ya Rabbi. İhvanlardan bir kardeşimiz diyor, yahu benim çocuk diyor çok telefona tutuldu diyor, ona bir yasak koydum diyor, bir şeye bakabilirsin demiştim. Dizi filmmiş mi neymiş, nedir o dedim, savaş şeymiş yani işte dağıttık falan filan. Dedim bana bak, sen ona mısın, bir gün çocuk, bu çocuk 18 yaşında seni vurmasa vurursa şaşırma dedim yani. Allah Allah, kardeşim perişanlık bir hal var. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Ne olursa olsun Efendim Hazretim şöyle buyurdu. Dikkat edelim. Mevla'nın tuttuğunu kimse yuvarlayamaz. Mevla'nın yuvarladığını kimse de tutamaz. Biz Mevla'nın dinine, Kur'an'ına, şeriatına, emirlerine tutunursak kimse yıkamaz Allah'ın izniyle. Yani ne demek istedik? Efendim her tarafta internet var. Tamam var. Her tarafta telefon var. Var. Sen Mevla'ya yaslanırsan, yalvarırsan seni muhafaza eder. Ya Rabbi muhafaza eyle. Aman kardeşlerim. Yani herkes öyle diyor ya. Ya hiç bu sohbetleri dinlememiş adam diyor ki internet gençliği bitirdi diyor. Öyle mi değil mi ya? Nasıl bitti madem? Ayakla nefse bas, hakka gel git. Ayakla nefsine bas, gel Mevla'ya git. Nefis insana kötü söyletmek ister, kötü şeyler dinletmek ister. Nefsin dediklerini dememeli veya dinlememelidir. Eğer Mevla Teala'ya gitmek istiyorsak, yılanın başına basıldığı gibi biz de nefsi emmareye basalım. Yılan yakalanınca beynine vurulur. Niçin? Bütün vücudunu oradan idare ediyor da onun için. Ayaklarında nefsin başına basacaksın. Hakka gideceksin. İşte nefse neyle basacaksın? Şeriatla basacaksın nefse. Bir mektubu şerif var. Şeriatın sünneti seni yiyen, ne kadar ittiba edebiliyorsan Allah'ın izniyle nefsin başına o kadar basmış oluyor musun? Oluyormuşsun. Mesela namaz, beş vakit namaz, camiye, cemaate gitmek. Nefse basar mı, basmaz mı? Bak şimdi dikkat et ama. Namaz, bak. Çünkü namaz dinin direği. Dikkat et şimdi. Rekatani bi imametun hayrun min seb'ine rekaten bila imame. Sarıkla kılınan iki rekat namaz, sarıksız kılınan iki rekat namazdan 70 derece eftaldir. Namaz nefse ne kadar basıyor?
namaz kıldın, o nefsine basan bastın, sarığın olsaydı 70 kat daha basacaktın. Bana bak, bir adamın kafasına vurdun çekişle. Onun 70 katından vursam kafası parçalanır. Ama nefsin, hocam ben sarığımı sarıyorum, nefsi parçaladım. O nefis, o parçalanmaz kolay kolay. Onun cambazlıkları çok. Ama sarıklarımızı saralım kardeşlerim. Sarın sarıklarınızı. Sizler samimi kardeşlerimizsiniz. Hele hocalarımız, talebelerimiz hiç dışarıda sarıksız gezmeyelim. Dışarıdaki sarıksız gezenler var. Serbest ya. Valinin karşısına çık hiçbir şey değil. Kaymakamın karşısına çıkabilirsin, serbest. Bazıları da hemen böyle bir şey sıkıştığı zaman hocam diyor, bir hanım ne der acaba diyor. Sanki hanımdan o kadar korkuyor. Hiç alakası yok. Tecrübemiz var bizi. Biraz usta tecrübemiz var. Hiç hanım hanım demeyin. Sar sarını Allah'ın izniyle. Ama bir şaka yap. Sarını sar, hanımını çağır. Güzel sar sarını oraya, hanımını çağır. O da şimdi bir bakacak. Nasıl de, nasıl olmuş de, böyle bir yap bakalım ne diyecek. Belki de diyecek Allah senden razı olsun diyecek. Belki de diyecek eyvah nereden çıktı bu? Diyeceksin daha yeni başladın bu işlere, daha ne gelecek senin başına bilmişsin. Sakalımı da bırakacağım diyeceksin, şalvar cübbe de giyeceğim diyeceksin. Bazıları bir şey demiyor, bazıları bir şeyler diyor ama kardeşlerim Allah'ın izniyle korkutmak için korkutmak, baktı ki sen ciddisin, ondan sonra o da alışır. Allah'ın kolaylık versin. Bir kardeşimiz sakal bırakmış, sakal, ondan sonra anlatıyor. Hocam diyor, sakal bırakacağım, hanımın hani bir gönlünü yapayım dedim diyor. Baktım hiç o taraflanmadı diyor. Ne uyanık adamlar var. İkinci günü hanıma böyle yapmış. Gel burayı demiş, otur. Oturdu. Hanım demiş, ben bugün pazarda demiş sakallı kadın gördüm demiş. Git oradan be demiş. Kadında sakal olur mu demiş. Kimde olur demiş. Erkekte olur. Ben de erkekim be demiş. Bak uyanığa bak. Sonra diyor bitti hocam da ağzı tıkandı diyor. Evet. Bir kardeşimize de sarık söyledik. Ondan sonra diyor ki hocam ben fabrikada çalışıyorum. Ya sarını sar 70 kat böyle böyle. Hocam ben diyor fabrikada çalışıyorum. Olsun. Yok hocam diyor sen bilmesin orasını diyor. Bana bak dedim. Kaç para aylık alıyorsun? 9 milyon. Dedim bu 9'u 70'e katlayacağız. Sarını sararsan ne yaparsın dedim. Bir durdu güldü. Diyor ki 10 metre sararım hocam diyor. Hocayı da geçti. Sivayı aradan at Şah'a gel git. Mevla Teala'dan başkasını aradan at Allah'a gel git. Şah padişah burada Mevla Teala demektir. Hemen dergâh-ı hakka gel gidelim. Cemali ve kemali selam. Peki kardeşler. Şimdi ayeti celil-i cemlerden inşallah. Estağfirullah. Bismillah. İyi dinleyelim. Mevla'nın kelamı. Kardeşlerim, bizi yaradan Mevlamız bilir bizi. Bizi yaradan Mevlamız zararımızı, karımızı o bilir. Kitap göndermiş bize Kur'an-ı Kerim. Ondan sonra onun tercümanı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tercümanı varislerini göndermiş. Rabbim anlamak nasip etsin. Evet. Allah Allah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman şerefiyle müşerref olan kullarım. Efendimiz burada ki buyur ya Rabbi. Bak şimdi Mevla bizleri muhatap alıyor. Yoktan var etmiş kulunu. Bak. Ey iman eden kullarım. Şimdi Mevla bizle konuşuyor ya cemaat-i müslümin. Men erade en yetekelleme me'allah fel yakra el Kur'an. Kim Allah'la konuşmak istiyorsa Kur'an okusun. Buyur şimdi. Ey iman eden kullarım. Buyur ya Rabbi. Bakalım ne buyuracak Mevla. La tülhiküm sizi meşgul etmesin. Envalüküm mallarınız. Ve la evladüküm evlatlarınız. An zikrillah Allah'ın zikrinden alakoymasın. Ey iman eden kullarım. Mal vereceğim size. Evlat vereceğim. Dünyada bunlar lazım. Ondan sonra ama bunlarla meşgul olurken sakın Mevla'nın zikrinden alakoymasın bunlar sizi. Mevla'nın zikrinden demek emirlerinden, yasaklarından demek. Hasaten kamil mükemmel bir mürşitten almış olduğu tarikat dersinden, namazından alakoymasın. Zekat vermekten alakoymasın. Onunla hacca gitmekten alakoymasın. Bütün emirler. Kadın çalıştırmak yasaktır.
Sakın ala koymasın kulların bu malın mülkün. Ne yapayım kadın? Yok, çalıştıramazsın. Mevla yasak etmiş. Faiz alamazsın, yasak etmiş. Yalan söyleyemezsin, yasak etmiş. Artık bütün şeriat giriyor bunun içine. Kullarım, şeriatı yaşamak hususunda size ben size zikir gönderdim, Kur'an gönderdim. Emirlerimi, yasaklarımı bildirdim. Ondan sonra sakın mallarınızla, mülklerinizle, evlatlarınız sizi bundan alakoymasın. Camiye, cemaate gitmeyen adam alakoydu. Camiye hiç namaz kılmayan adam, adamın malı mülkü alakoydu. Eyvah, eyvah, eyvah. Estağfirullah, bismillah. Ve mâ kalaktul cinne vel insa illâ liya'budûn. Ben cinleri, insanları yaratmadım, ancak bana ibadet etsinler için yarattım. İbn Abbas radıyallahu anh, liya'rifun manası bulmuşlar. Yani kullarım beni bilsinler, tanısınlar, bana ibadet etsinler, cennetimi, cemalullahımı kazansınlar, onun için yarattım. Sonra Efendimiz buyururlardı ki, dikkat et. Buyururlardı ki, yiyeceğiz, içeceğiz ama çalışıyorsun. Ne için çalışıyoruz? Bunun için. Tamam. Allah'ım kimseye muhtaç etmesin. Çalışılacak ama bir ölçü var. Yiyeceğiz, içeceğiz ama onun için yaratılmadık. Hayvan da yiyor, içiyor. Bakar mısın sen? Bir iş yapacaksın, ben çok ilerledim, 3 tane fabrikam var, 3000 tane işçim var, şu kadar arabam var. Anladık da ama bunun için yaratılmadın ki, hepsini bırakacaksın. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, adam yere sığmıyor, yere göğe sığmıyor. Yere göğe sığmayan bu adamı alacaksın, dama götüreceksin, bizim inek de süt yapıyor, yap bir bardak süt. Yapamam, inen fendi hepsini yendi. Allah'ım akıl fikir versin. Evet. Ve men yef'al zalike, dikkat et. Kim bunu böyle yaparsa, malından meşgul olursa olurken, çoluğu çocuğundan meşgul olurken, ondan sonra Mevla'ya olan kulluğunu kenara koydu. Meşgul etti onu. Fe ulaike humul hasirun. Husrana uğrayanların ta kendileridir. Ya Rabbi cümlemizi muhafaza eyle. Mübarek kardeşim, 5 vakit namazı camiye, cemaate koşalım. Kaza namazın varsa kıl. İşte bak, çok işim var. İşine diyeceksin. Bak, namaza diyorsun ki çok işim var benim. Ben kılamam kaza namazı. Öyle demeyeceksin. İşine döneceksin. Diyeceksin ki benim işim var, kaza namazım var benim diyeceksin. Ona göre ölçülü gideceksin. Rabbim becerttirsin. Zekat şeyin var, zekatı verme şeyin var. Vereceksin zekatını. Hacca gel, gitme zamanı geldi. Seneye giderim. Hayır, hayır. Hanifi mezhebine göre fevren. Yani vakit geldi, hemen gideceksin. Çok büyük mesuliyetin var. Evet. Kitaplarda şöyle geçiyor kardeşlerim. Zekat vermek, zekat. Hacca gitmek, ömreye gitmek parayı azaltmazmış. Azaltmazmış. Çoğaltırmış kardeşlerim. Mevla bereketini veriyor. O anda azalır gibi gözüküyor ama Mevla bereketini veriyor. Evet. Ve enfiku, infak ediniz kullarım. Allah yolunda zekat veriniz. Ondan sonra yardımda bulunuz. Medreselere sahip çıkın. Bu medreseler var ya kardeşlerim. Allah razı olsun, yardım ediyorsunuz. Yardım ediyorsunuz kardeşlerim. Hep anlatıyor kardeşlerim. Kardeşlerimiz işte esnaf şu kadar, esnaf bunu verdi, bunu verdi. Yardım ediyorsunuz. Allah'ım da sizlere yardım etsin inşallah. Amin. Elhamdülillah. Hoca okutacak, talebe de okuyacak. Siz de yardım edeceksiniz ki ediyorsunuz, Allah razı olsun. Rabbim sayınızı çoğalsın inşallah. Evet. Ve enfiku mimma razaknakum. Sizlere vermiş olduğumuz rızıklardan infak edin. Bak, cebinden infak etmiyorsun. Mevla vermiş, onu infak ediyorsun. Evet. Min kabli en yektiye ehadekümül mevt. Size ölüm gelmeden, kapınız çalınmadan evvel bunları yapın kullarım. Kapın çalındı, ruhun alındı, bitti hepsi. Döndürmenin geri, ya Rabbi ben yapacağım. Bitti, hepsi bitti. Ya Rabbi kapımız çalınmadan kapını çalanlardan eyle. Alacağını alanlardan eyle. Sırat-ı müstakim üzere kalanlardan eyle. Evet. Feyekule demeden evvel, bak şöyle diyecekmiş insan. Şöyle demeden evvel kullarım. Feyekule demeden evvel ne? Rabbi, ey benim Rabbim.
Levla ekkarteni, eğer beni tekrar dünyaya çevirirsen, ila ecelin karib, ya Rabbi kısa bir ömür ver gene bana, tekrar dünyaya döneyim de, ve es-saddaka, Allah yolunda tasadduk edeyim. Ömremi de ya Rabbi sadakamı da vereyim, zekatımı da vereyim, senin yolunda harcayayım. Bir yanlış yaptım ya Rabbi, döndür beni dünyaya tekrar. Bitti. Bütün imkanlar gitti. Yok. Ve ekum minas salihin, salih kullarımdan olayım ya Rabbi. Böyle diyecekmiş insan. Ya Rabbi öyle demeden evvel uyananlardan eyle. Bak şimdi, bunları dinledik şimdi. İnsanda bir tazelik oluyor mu, olmuyor mu? Hemen diyorsun ki tamam, zekatımı vereceğim. Dinlemeye ya, bu şu işi bir götüreyim, ondan sonra zekat düşünürsün, üstüne işi götüreyim diyor adam. İşte öyle. Evet. Velen yu'akhirallahu. Şayet Allah-u Teala tehdit etse. Bir daha oku. Asla Allah-u Teala tekrir etmez. Değil mi? Evet. Nefsen, hiçbir nefsi ben tekrir etmiyorum. Benim kanunum budur. Kapın çatında dönmüş yok bir daha. İzaca'e geldiği zaman eceluha, kulumun eceli geldiği zaman tekrir yok. Bu da hüküm işte. Vallahi Allah-u Teala habirun, ziyade haberdardır. Bima olmuşları ki te'amelûn, işliyorsunuz. Efendimiz Hazretlerimiz bir kere kürsüde bazen buyururlardı. Bir adamı gelin etmiş, bir kızı gelin etmişler. Ondan sonra oturup kalkmasını bilememiş. Gelinlik yapmamış, boşamışlar. Ondan sonra demiş ki ah, bir daha gelin olursam ben oturup kalkmasını bileceğim demiş. Seni her zaman gelin yapmazlar, bir kere gelin yaptılar. Sonra şöyle buyururlardı. Bir kere kul oldun Mevla'ya, yapacağını yap. Daha dönüş yok bir daha. Kardeşlerim, boşamak deyince Efendimiz Hazretlerimizden çok duyduk bunu. Kadın boşamak diye bir şey yok kardeşlerim. Kadının da kocamasının boşamayı diye bir şey yok gibi bir şey yani. Var. İşte birkaç şartı var bunların. Onlar varsa, yoksa öyle ufak tefek şeylerden. Mesela adam içki geçiyor, kadın şikayet ediyor, boşa. Böyle bir şey yok kardeşlerim. İdare edecek. Olmuş. Velhasılı yani ciddi bir şey. Şimdi olmayacak şeyler. Evvelsi gün birisi telefon ediyor. Hocam şu anda kocamla beraber diyor, şeye gidiyoruz, adliyeye gidiyoruz, boşanmaya gidiyoruz. Hocam diyor, bir arayalım dedik. Ne dersin hocam? Ya ne var? Vallahi hiçbir şey, hiç ortalıkta bir şey yokturuz bütün. Ondan sonra eyvah. Neyse bir şeyler söylendi. Yani bu Mevla bundan razı olmaz mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem razı değil, dostları razı. Asla birbirinizi, hakkınızı helallik isteyin birbirinizden. Bir daha yapmamaya karar verin. Subhanallah. Çocukları da varmış iki tane. Boşanmaya gidiyorlar. Olmayacak işler. Olmayacak işler. Hiç Efendimizlerimiz buyururlardı kuruzu. Bir şeytan varmış kardeşlerim. Bu şeytanın işi, gücü karı koca arasını bozmakmış. Başka hiçbir işi gücü yokmuş. Allah'ım elimizden tutsun. Amin. Bir kere de şöyle buyurdu Efendimiz. Hanımla kavga etmesen iyi olur ama kavga ettin, gürültü ediyorsun, şalvarın bir parçasını giy, öbür parçasını giymeden çık evden dışarıya. Kaç. Gelin ondan sonra bir kasanın sakinleşir inşallah. Bizimkiler öyle değil. Vaaam, ben erkekim. Erkek kaçmak, erkeklik kaçmakmış hemşerim. Anlaşıldı mı? Bizimki kaçmıyor. Bir de tek bandaya gittiyse var ya, tek bandaya gittiyse deyince size bir şey yapayım. Bir kere bir kadınlar sohbetinden çıktıktan sonra kızımızın biri demiş ki ben hocamla görüşmek istiyorum. Ondan sonra Polan bizim çocukların anneleri de yanımızda bana dedi ki hoca efendi bir kızımı senden görüşmek istiyor. Tamam, indik kürsünün yanında böyle duruyorum ben şimdi. Ondan sonra buyur kızım hocam. Hocam be diyor böyle yapışını. Hocam be diyor, ben diyor bir senelik evliyim. Ama diyor hiç geçimimiz yok. Ne yapacağız bilmem diyor. Burada diyor alışveriş merkezinde çalışıyorum diyor. Ondan sonra şey de orada çalışıyor diyor. Kocam da orada çalışıyor. Ama diyor çok
Kavgamız, gürültümüz bitmiyor hocam diyor. Evde bir kavgaya başlıyoruz diyor. Anne böyle aynen böyle bakan. O bana, ben ona, ben ona, o bana. Hocam diyor yoruluyoruz kavgadan. Ondan sonra bırakıyoruz diyor. Vallahi şaşırdım bakan. Ama acayime giden burası oldu. O bana, ben ona. Acaba bu ne dedim ya? Kızım dedim. O bana, ben ona. Bunu anlayamadım dedim. Hocam söyleyeyim dedi. Dedi hocam dedi. Şimdi ağız kavgasından başlıyoruz. O öyle dedi, böyle dedi. Ondan sonra vurma başlıyor bana. O bana, ona, ben de ona vuruyorum dedi. Sen tek bandaya gittin mi kızım? Gittim hocam diyor. Bunu neyi anlatırım size biliyor musun? Şimdi gençler evlenirken daha evvelken sorarlardı işte bu kız şöyle mi böyle mi işte namazı var mı falan. Bir de şimdi evlenirken neyi soracaksın kardeşim biliyor musun? Tek bandaya gitti mi gitmedi mi? Bunu sorsan iyi olur. Sormasan ya gittiysen olacak, o bana ver ona. Ya Rabbi akıl fikir ver. Hadis-i şerif. An Ayşe'te radıyallahu anha enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz buyurdular ki ma nedir? Bâlu hâzin numru katî şu yastığın hali kultü dedim ki Ayşe validemiz buyurdu. İşteraytuha ben o yastığı satın aldım. Kim için satın aldım? Leke senin için ya Resulullah. Niçin satın aldım? Li tek ude oturasın için üzerine aleyha o yastığın üzerine ve tevessede ve yaslanasın için bu lafız evet tamam. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber buyurdu ki innes eshabe hazi sure gerçekten şu suretlerin sahipleri yevmel kıyame kıyamet gününde yuazzebune azap olunacaklardır fe yukal lehum onlara denilecek ki ahyu hayat verin neye ma o şeylere ki halaktın onları suret yaptınız yani suret çizdiniz ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu innel beytellezi muhakkak o ev ki fihi onda vardır es-suveri suretler vardır la tedkuluhu işte o eve girmez el melaike melekler girmez cemaatimizin televizyon olan evde melek yok haberiniz olsun Mevla'nın rahmet yağmuru bir damla o eve yağmaz. Efendilerimizin kelamı, kudüzürü. Bu televizyonlar senin evini Moskova yapıyor. Daha da kötü, Moskova'ya gitsen sokaklarını görürsün, bu televizyonlar görünmeyecek şeyleri gösteriyorlar. Şimdi internetin yanına televizyonda bir şey kalmadı diyor. Hiçbir şey diyorlar yani. Evet. Efendi Hazretlerimizin kelamı, Allah Allah, kim çizdi burasını öyle ya? Gözüm benim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, sayfa 28. Efendimiz'in buyurduğu kudüs ruhu. Kardeşlerim, bu hikmetli sözler, bunlar da hepimizin evinde olsa çok hoş olur. Azar azar, üç tane oku, günde beş tane oku. Beş dakika sürer diye, sürmez bile yani. Evet. En ehemmiyetli şey Mevla'nın buyurduğudur. Emirleri, yasakları. Bu kadar nimetlerini tattığımız Allah'ı bırak, elinden hiçbir şey gelmeyen bir O'na ibadet et. Buna mı davet ediyorsunuz bizi? Mevla'yı da seviyorsun, ondan gelen Kur'an'ın Mevla'yı da sevmiyorsun, ondan gelen Kur'an'ı da sevmiyorsun, ondan gelen peygamberi sevmiyorsun ama gelen yemekleri seviyorsun. Sen boğazının kulusun, başka bir şeyin kulu değilsin, nefsinin kulusun. Tabii artık Efendi Hazretleri buna neye binaen söyledi bunları Allah muhafaza. Bu medreseleri çok basanlar oldu biliyorsun. Ondan sonra neler konuşanlar oluyor Allah muhafaza. Allah-u Teala bilelim inşallah, edepli olalım ama yine de kendimizi edepsiz bilelim. Onun huzuruna layık edep bizde yok diyelim. Edison'la lambasına hayran kaldılar. Edison'un lambasına hayran kaldılar. Anlata anlata bitiremediler. Allah'ın güneşinden haberleri yok. Ne büyük kelam.
İhvanımız, bir kardeşimiz vefat etti şimdi, bayağı bir yaşamıştı. Diyor ki, arabada gidiyor şeyde, bir sefere gidiyormuş. Yanında da bir adam. Ondan sonra böyle bakıyormuş buna şimdi. Şöyle bir süzüyor, bakıyor falan bu adam. İşte öyle, acıyor yani. Bu dediğim kardeşimiz de o kadar marufçu ki bir tane adam bulsun da konuşsun ister böyle. Böyle bir şey. Şimdi dönmüş o bizim ihvanımıza, o amcamıza. Sana bir şey soracağım demiş. Körün de aradı iki göz. Sorsan şimdi. Ondan gidene kadar bırakmaz onu. Böyle bir adam. Allah rahmet eylesin. Rabbim şefaatine nail eylesin. Sonra kardeşlerim sor demiş. Demiş ya bu hocalar demiş. Hoca da değil kendisi. Onu hoca zannetti şimdi öyle. Ona demiş ki bu hocalar demiş işte güneşten bu kadar bahsederler, şeyden bahsederler ama Edison'dan hiç bahsetmezler. Ha yok. Cennetten bahsederler. Şunu şunu yaparsan cennete gireceksin derler ama Edison'dan hiç bahsetmezler. O cennete girmeyecek de kim girecek demiş. Kafa gidik adamın. Adam demiş elektriği icat etti demiş. Bu da dönmüş ona ne demiş biliyor musun? Eğilmiş kulağına. Edison'u kim icat etti demiş. Adam durmuş durmuş. Hocam demiş orasını hiç düşünememiştim bugüne kadar. Sepet kafa düşün. Ama Mevla verdiriyor bu cevabı. Onun kimin aklına kimsenin aklına gelmez. Peki buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيِّينَ
وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ Müslümin, misafir kardeş hocalarımızın içerisinde İstanbul'dan, Efendi Hazretlerimizin hizmetinde bulunan Abdülkadir hocamız da buradalar. Kendisinden Efendilerimize birkaç kısa bir kelamını işitmiş olalım inşallah. Hocam buyur. Hocam gel. Gel hocam gel. Şöyle geçecek hocam. Teşrif buyurdu. Orada sohbetten sonra Biga müftesini çağırdı. Çekildi azıcık kenara. Biga müftesini orada kürsüye oturdu. Sonra şöyle buyurdular ki bir koltuğa şey efendi babam buyurdular ki bir tencereye iki kelle sığmaz. Öyle bir şaka yaptılar mübarekler. Evet. Kuşluk vaktinde Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu aleyhi ve sellem'in kaldırmak için yanına geldiğimde buyurdu ki annen niye yatıyor dedi. Yani kuşluk vakti normalde annem yatmaz. Efendi Hazretlerimiz oturuyor evde annemin yattığını söyledim. Niye yatıyor? Neyse, hizmetten sonra eve aradım dedim. Bir bakar mısın annem yatıyor mu? Evet gerçekten yatıyormuş o anda. Normalde o saatte yatmazdı. Dedim herhalde hastadır Efendimiz.
Evet. Yine bir gün sordu annemin ismini. Annenin ismi, ananın ismi ne diye. Efendim ben dedim Şahime, isterseniz değiştirelim efendim dedim. Efendim buyurdu ki yok kalsın eski isimlerden. Eski isimlerden. Sonra aradan yaklaşık 6 ay geçti. Hizmet esnasında yine böyle buyurdu ki annenin ismi Şahime'ydi değil mi dedi. Aradan 6 ay geçmiş. Biz sabah ne yediğimizi bilmiyoruz. Allah-u Teala dostlarından ayırmasın bizi. Dünyada, ahirette. Bir sebepten dolayı oturduğumuz evden çıkmamız gerekiyordu. Efendi Hazretlerimizden dua istedim. Dedim Efendi Hazretlerim bu size yakın yerde oturuyoruz ama evden çıkmamız gerekiyor. Dua edin de size daha yakın bir yerden ev bulalım. Efendi Hazretlerimiz buyurdu ki daha yakını yok. Daha yakını yok. Efendi Hazretlerimiz evde oturuyor. Zahiren bakarsan yani dışarıda zahire göre bakarsan Efendi Hazretlerimiz dışarıda ev olup olmadığını bile bilmez belki. Ev olduğunu bilse bile orada boş ev var mı yok mu? Hangi ev boş? Onları bilmez. Ne buyurdu? Daha yakını yok. Hakikaten aradık. Yakın bulduk ama o evden daha yakınını bulamadık. Bir arkadaşın hanımının doğumuna bir hafta var. Ultrasondan doktorlar demiş erkek çocuğunuz olacak diye. Geldi isim istedi. Biz de Efendi Hazretlerimizden erkek ismi istedik. Efendi Hazretlerimiz bir erkek ismi verir misiniz? Efendi Hazretlerimiz Ayşe buyurdu. Biz zannettik herhalde biz anlatamadık derdimizi. Efendi Hazretlerimiz erkek ismi diye söyledik. Ayşe buyurdu yine. Yine Ayşe buyurdu. Biz arkadaşı aradık dedik senin oğlunun ismi Ayşe. Bir hafta sonra çocuk doğdu, kız çocuğu doğdu. Kız çocuğu dünyaya meydana geldi. Bir gün otururken gittim Efendi Hazretlerinin hemen yanına oturdum dedim böyle. Efendi Hazretlerimiz ümmetin üzerine gelecek belaları hep üzerinize çekiyorsunuz. Buyurdu ki ne yapalım dedi. Ne yapalım? Yani şu anda dünyada eski ümmetlerin helak olma sebepleri hep var ortalıkta. Zina var. Affedersiniz. Her türlü pislik var. Helak olacak bütün sebepler meydanda ama helak olmuyor millet. Niye? İşte bu dostlarının hürmetine. Mevlam onların şefaatine nail eylesin. Amin. Selim Bey de burada. Bir gün Uludağ'dayız. Selim Bey'e sordu ki efendim iyi misin? Efendim Selim Bey dedi iyiyim efendim. İyiyim efendim. Sizi görünce daha iyi oluyorum dedi. Sultanımız doğru doğru buyurdu efendim. Selim Bey buradadır. Görüştük. Teyemmüm alırken teyemmüm alıyoruz efendim dedi. Bazen efendim böyle yani zahiri rahatsız olduğu için teyemmüm aldırmamız icap ediyordu. Efendi Hazretlerimiz buyurdu. Ne kıymetli şey. Yani teyemmüm ne kıymetli bir şey. Şimdi düşünün hasta yoğun bakımda veya şuuru yerinde namaz kılması gerekiyor. Ya adama sen abdest aldıramazsın. Teyemmüm olmasa bak orada teyemmüm ne kadar kıymetli bir şey. Ya, ne kıymetli bir şey buyurdu efendim. Doktor Adnan Bey geliyordu Efendi Hazretlerimizin doktorlarından. Allah Teala onlardan da razı olsun. Çok hizmet ettiler. Doktorlarımız Selim Bey, Adnan Bey, Gökhan Bey. Doktorlar gelip Efendi Hazretlerinin yanında hizmet ederlerdi. Namaz kılarken sarık sardı. Efendi Hazretlerimiz onu sarıklı görünce buyurdu ki sarık çok yakıştı sana. Onsuz kılınmaz. Resulullah'ın sünneti. Buyurdu.
Tarık Bey vardı. Efendi Hazretlerimizi fizik tedavi olarak çalıştırırdı. Fizyoterapist diyor buna. O dedi ki, Efendi Hazretlerim Kur'an-ı Kerim malini okumak istiyorum. Hangisini tavsiye edersiniz? Efendi Hazretlerim buyurdu, Arapçasını oku. Tarık Bey dedi, Arapçasını bilmiyorum. Efendi Hazretlerimiz buyurdu ki, bu dünyaya niye geldin? Bu dünyaya niye geldin? Arapçasını bilmiyordum. Bu dünyada ne işin var? Bir gün sordu efendim, hükümet namaza bir şey diyor mu? Biz demiyor efendim, efendim dedik. Şalvara bir şey diyorlar mı? Diye sordu efendim. Demiyorlar efendim, sarığa da bir şey demiyorlar. Şükürler olsun, nihayetsiz şükürler olsun Rabbimize buyurdu. Elhamdülillah. Efendi Hazretlerimiz latife yapardı böyle. Bir gün yemeğini söyledik. Yemek biraz geç kaldı. Efendi Hazretlerimiz yemek dedi. Yemeği getirin dedi. Efendi Hazretlerimiz dedi, geliyor efendim. Ayakları mı vardı? Tarık Bey yine dedi, balıktan sonra genelde helva yerler Efendi Hazretlerimiz dedi. Efendi Hazretlerimiz buyurdu ki, hamsinin tuzuna karşılık. Hamsinin tuzu. Değil mi? Değil mi? Yatağından kaldırdığımızda başı şerifinden takkesi düştü. Bu da çok acayip. Efendi Hazretlerimiz buyurdu ki, takkeyi örtün, yani verin. Bu kadardan şeytan faydalanır. Ne kadar? Takkeyi yastığın üstüne alıp başına koyacağız. O kadar. 5 saniye, 10 saniye en fazla. Bu kadardan da şeytan faydalanır. Şimdi takke baş açık kaç saniye durmaktan şeytan faydalanır? 5 saniye. Sadece baş açık olmaktı. Şimdi düşünelim bakalım. Biz nasıl faydalandırıyoruz şeytanı? Televizyonların karşısında, internetlerin başında. Allah'ım yardım etsin. Bir gün dedik ki camide particilik yapanlar var. Efendimiz dedi. Efendi Hazretlerimiz buyurdu ki, hala particiliği bırakmadılar. Mezhep midir bu? El mesacidü buyutullahi fil ardı buyurdu sonradan. Mescitler Allah'ın evleridir. Yani Allah'ın evinde particilik konuşulur mu? Sonra bir günde buyurdu ki, hayır yok o işten ki bir cemaat boş konuşur buyurdu. Tarık Bey'e çok takılırdı Efendi Hazretlerimiz böyle. Yani emri bil maruf yapıyordu Efendi Hazretlerimiz. Efendi Hazretlerimiz buyurdu ki Tarık, firar, sakal bırakmaktan firar ediyor. Tarık Bey dedi ki, çok sıkıştırıyorsunuz Efendi Hazretlerimiz. Efendi Hazretlerimiz, vakit geçiyor Tarık Bey. Seçim yaklaşıyor Efendi Hazretlerimiz. Tarık Bey yani kendini kurtarmak için bir şeyler sokmaya çalışıyor Efendi Hazretlerimiz. Efendi Hazretlerimiz buyuruyor, sana ne? Tarık Bey, memleket için önemli. Efendimiz, hiç de değil. Hiç de değil. Tarık Bey'e buyurdu ki efendim, pantolon mu giyiyorsun? Tarık Bey, evet dedi. Efendimiz, niye? Tarık Bey, öyle alışmışım. Efendimiz, doğru alışmak mesele. Doğru alıştırmadılar seni. Yemek için ellerini yıkadığımızda buyurdu ki, İslamiyet ne iyi şeyi emrediyor bize. Yemeğin evvelinde yıkıyorsun, sonunda yıkıyorsun, tertemiz.
Tarık Bey Efendi Hazretlerimizi gezdirirdi böyle. Yani kollarından tutardık. Birimiz sağından, birimiz solundan. Gezdirmeye çalışırdı. Tarık Bey dedi ki Efendi Hazretlerimiz, çocukluğumdan beri yürümeyi sevmem buyurdu. Yürütmeye çalışıyor Tarık Efendi Hazretlerimiz. Yani bir gün buyurdu ki, çok bela bu karıyla kocanın arası ayrı olmak. Çok bela. Hanımların işi çok, hanımların işi çok, hanımların çok işi var derdi efendi babam. Ama erkekler anlamaz buyururlardı. Karıya bağırmak doğru değil buyurdu efendisi. Karıya bağırmak doğru değil. Bir günde yine buyurdu ki, kadınlar konuştukları zaman doymazlar. Bir günde buyurdu ki, bu kadar vaazlar oluyor Türkiye'de, gene kafir kalıyorlar. Ve estağfurullah. Ve yekulül kafiru ya leyteni küntü turaba. Sonra bu ayet-i kerime okudu. Allah'ım alimleri ziyade eylesin. Çalışan alimleri. Tamam. Ya Rahman. Ya Rabbi okuluklarımızda işittiklerimizi ameli bizleri muvaffak eyle. Amin diyen dillerin narın cahiminden azad eyle. Ya Rabbul Alemin, evlad ahbanımızı hayırlı eyle. Son nefesimize kadar dostlarının yolunu buldurdun. Devam, sebat, istikamet nasip eyle. Caymaktan, kaymaktan muhafaza eyle. Bizi Ya Rabbi kullanın, müşkülatlarını halleyle Ya Rabbi. Dualarımızı fazl-ı kereminle kabul eyle. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Cemaat-i Müslüman dünya kelamı konuşmadan işrak namazımızı da kılalım inşallah. Hacı ve Ömer'e sevabını da kazanmış olalım. Çıkarken de kardeşlerimiz sizden biliyorsunuz yardım talep ediyorlar. Medresemiz için, talebelerimiz için kardeşlerim ediyorsunuz. Allah razı olsun. Gene kuvvetli bir yardım yapalım inşallah. Bugün saat 2.30'da Cemaat-i Müslüman Mahmut Altun kardeşimizin dün evlenme cemiyeti var. Burada olacağız gene inşallah. Gene müsait olanları bekleriz. İnşallah. El-Fatiha.